Başka bir tezgahta 30 TL'ye böyle eşarplar buldum. Ne güzelmiş desene, bakar mısınız? Bunları boynunuza, çantanıza, bileğinize bağlayabilirsiniz. Böyle butonlar var. Böyle farlar var. Şöyle çiçekli, kırmızı sevenler için. Ay, inanılmaz gürültü oluyor şu anda. Pazarı toplamak üzere. Akşam 6'ya doğru geliyor saat arkadaşlar. Böyle şu değişik çeşitleri göstereyim dedim size. Gelin karıştırın, bulun zevkinize göre bir şey. Böyle zincir mincir sevenler için var. Bunlar biraz transparan ve kaygan kumaşlar. Kaşmir diyor. Kaşmir değil tabii ki. Şifon. Şifon kaşmir. Daha önce ince saten gibi ya da ipek kumaşları benziyor olarak. Şöyle şeyler. Evet, erkek gömlekleri var şöyle arkadaşlar. 100 TL'ymiş. Birkaç çeşit göstereyim mesela. İşe giymek için sürekli böyle gömlek arıyorsanız. Regular diyor. Albertino, Miguel. Küçük maviler. Güzel böyle. 100 TL'ye bu devirde gömlek kalmadı arkadaşlar. Buradan gelip alabilirsiniz. Fatih Çarşamba Pazarı. Şöyle ekoseler var mesela. Çiçekli desenler var. Böyle manşetleri farklı renk olanlar var. Beyaz. Bordosu var. Hediyelik de götürülebilir yani. Güzel babanıza, babanıza, amcanıza, dayınıza. Şöyle göstereyim birkaç model daha. 100 TL. İyi fiyat bence. Gelin alın bakın. Evet, çizgili kırmızı var. Şöyle bu beyden alabilirsiniz. Evet, 5 Ekim 2022 burada Fatih Çarşamba Pazarı'nda eşofman üstleri, kapüşonlu hoodiler, böyle yastıklı paçalı eşofman altları var. Parçası 150 TL'ymiş. Şöyle yazılar var. Şu batik desenli olanları Z kuşağı çok seviyor, lastikli paça. Şöyle kapüşonlu hoodiler var. Buraya fermuar yapmışlar. Kanguru cep deniyor buna. Bir tarafı açık, bir tarafı fermuarlı. Güzelmiş. Bunlar kalın kalın top top. Bir de büyük bedenler var. Büyük bedende böyle kalın kalın kışlık sweatshirt arıyorsanız gelip alabilirsiniz buradan arkadaşlar. Renk seçenekleri bol. Ve mesela lacivert bir tane var. İçi şardonlu. Bayağı sıcak tutar bunlar. Şu nasıl okunuyor bilmiyorum ama Strauss falan olabilir. Almanca herhalde. Şöyle atlar da var. 150 TL. Burada parça arkadaşlar, tekrar edeyim. Erkekler için güzel bence. Şöyle yeşili var. Kahverengisi var böyle. 2x açtım mesela. Büyük büyük bedenler var. Alınabilir. Aynı tezgahın yanında böyle Alfa Industries yazan. Yine kapüşonlu kalınca, büyük beden üstler var arkadaşlar. Böyle şeyler arıyorsanız buyurun gelin. 150 TL demiştim. Bu tarafta 150 mi bilmiyorum. Sormadım. Aa, arkadaşım bunun siyahından arıyordu böyle bir şey. Bayağı aradığı şey benziyormuş. Böyle fermuarlı bir şey istiyordu ismi girmek için. Böyle böyle üstler var arkadaşlar. Güzel, beğendim. Şöyle mürdüm rengi var. Alfa Industries yazıyor. Böyle bir şey. Alkost yazıyor mesela. Kapiteni. İç maviye de bakalım. Bu da yine Alfa yazıyorum. Şu anda kırarım. Evet, Fatih Çarşamba Pazarı toplanmak üzere 5 Ekim 2022 şöyle gül kurusu bir 625 TL, üstüse 175 TL. Toplayınca ne oluyor? 300 TL'ye böyle bir takım yapabilirsiniz. Burada böyle şeyler var arkadaşlar. Üniversite öğrencileri beğenir bence. Tatlı şeyler var ama fiyatlar böyle yağmur yağmış mesela bunun üzerine. Yoksa lekeli değil yani. Marikita yazıyor. Aa, bu Trendyol'da olan var. Biliyorum. Kelebek, şu kelebek canım. Kedilisi var. Geçen gün de kürkiye kaktüs falan demişim. Artık yorgunluktan şaşırıyor ne söyleyeceğim bir şey. Böyle şirin üstler var arkadaşlar. Kapüşonlu falan. Burası böyle. Şöyle göstereyim. Takım 250. Bu takım 250 yazanları bir de yakından çekin dedim arkadaşlar. Bu yurtta kalan üniversite öğrencileri falan tercih edebilir. Bakın renkleri var. Yeşili, moru, kaba rengi var ya da tarçınlı, açık mavisi var. Şurada turuncusu, kırmızısı bir rengi var. Böyle böyle renkler var yukarıda da. Nasıl böyle bir tezgah ya. Şunları da çekelim. Bu beylerden alabilirsiniz. Böyle fiyatlar 125, 125, 250'ye mesela şunları kombinleyebilirsiniz. Böyle istediğim. Hızlı çekiyorsun diyorsunuz şimdi. Böyle güzel böyle ince pamuklu. Gayet rahat rahat yatarken de giyebilirsiniz. Yurt içinde de giyebilirsiniz. Evde de giyebilirsiniz. Şöyle yanlara cepli bir madalya varmış mesela. Güzel alınlar. Gelin alın dedim. Arkadaşlar şöyle granit sahanlar var. Şu diamond kapaklı olanlardan. Ağır yani kaliteli. Bu 100 liraymış. Bu boyları küçük olanlar. Bir de böyle büyük olanı var. Bu da granit yine. 230 liraymış büyük olanı. Şöyle altına bakalım ne yazılmış. Bir şey yok. Merak ettim hangi marka diye. Bunları da şöylece bir göstereyim ya da fikriniz olsun. Fiyatlar aşağı yukarı böyle. Bunlarda pilav yapılır güzel, karnıyarık olur. Evinde kendi yemeğini kendi yapanlar varsa diye böylece gösteriyorum. Şu çelik tencereler, çaydanlıklar da var. Öyle geniş bir tezgah gördüğünüz gibi. Fiyatlar aşağı yukarı böyle arkadaşlar. Bizim pazarın sonuna geldim artık. 70 TL'ye böyle eşofman altları var arkadaşlar. Şurada üstler var. Renkleri göstereyim biraz. 70 TL'ye bu eşofman altları. 2 iplik örme gibi. Birazcık kalın. Şimdi fena olmayabilir. Griler var. Şöyle mürdüm rengi var. Yeşil var. Açık gri, koyu gri, antresit, lacivert. Şöyle sarı sevenler varsa Fenerbahçe'sinizdir belki. Şöyle ikilik kombine koyarsınız. Böyle 70 TL arkadaşlar. Burası siyah da var gördüğünüz gibi. Bir tane de siyah bakalım. Shorts çekmeye çalışıyorum. Adidas üzerinde sırabında da. Güzel bence. Paçası da böyle lastikli. Şöyle lacivert var mesela. Bunda da Adidas yazıyor. Üniversite öğrencilerine çok uygun. Gelin alın. Renk renk giyin mesela. Yani böyle. Turistler bayıla bayıla alıyor gördüğünüz gibi. Bordosu da var. Böyle Bershka'dan falan dedikleri bir tezgah var arkadaşlar. Hafif defoları var ama 80 TL'ymiş. Şöyle göstereyim. Bu mesela krap. Şuraya yağmur yağdığı için olabilir ama deseni güzelmiş. 70-70-140'a böyle bir kombin yapabilirsiniz. Aynı renk değil bunların. Hoş olur yani. Böyle bunlar var. Gelip karıştırın vallahi bakın. Değişik şeyler var gibi duruyor. Krap sevenler varsa gelip bakın. 150 TL'ye böyle yaşça daha büyüklerin tercih edeceğini düşündüğüm geniş paçalı, buna pislik işçi diyoruz böyle bırakıldığı zaman. Böyle ince kot kumaşı gibi, tensel kumaş diyorlar genelde bunlara. Bazıları da denim yani. Bu mesela denim, bildiğiniz kot kumaşı. 150 TL'ye böyle belleri lastikli, şuradan bağlamalı. Güzel renk renk, çeşit çeşit ürünler var arkadaşlar. Bakın çizgisi var. Bunlar şu anda giyilir aslında yani biraz ince ama havalar sıcak gittiği zaman daha rahat giyersiniz. 150 TL. Şu terlikler çok moda arkadaşlar. 160 TL'ymiş. Altı böyle benim pazarda aldığım Birken Şutak gibi. Ama tabanları çok sert oluyor. Şey tasarım olarak güzel de 160 TL. Şöyle renkleri var. Öğrenciler yurtta ya da yetişkinler evde giyebilir, genç kızlarda 160 TL. Evet, Fatih Çarşamba Pazarı 5 Ekim 2022 böyle güzel kahve fincanları var, tabakları, böyle siyah gold. Şurası 10 TL diyor, ahşap diyor. Böyle şirin tabaklar var, kaseler var bakın şöyle. Birazcık o tarafa geçmeye çalışayım bakayım. Çok kalabalık oralar, mavi beyazlar var. Bunları merak ettim. Gerçekten ahşapmış, bambu zannettim ama bunları yağ koymak için kullanıyorlar. Yağ damlatıyor ya, onu engellemek için kullanıyorlar genellikle. Böyle böyle şöyle şeyler var renk demekleri. Kucağın TL diyor. Gelip bakın, ihtiyacınız varsa Türk kahvesi içmeyi seviyorsunuz. Espresso falan da olur. Şunlar bayağı küçük. Aynı tezgahın yanında böyle mavi beyaz mezelik tabaklar var. Mavi beyaz sevenler için göstereyim biraz daha. Böyle kupalar var. Şunlar da şirin. Evet, şu zebralı güzelmiş mesela. Şurada kocaman limonlu salata kasesi var, onu göstermek istiyorum. Zebralı çok şirin. Şu çok güzel. Sivaki'nin home şeyinde vardı bunlardan. Bakayım markası yazmıyor. Bir de şöyle daha kayık tabaklı olan, yani kayık tabak denmez de daha az küçük olanlar. Servis tabağı diyelim. Bu çorba diyorum ya, salata kasesi gibi ama de meyve sebze koymak için kullanabilirsiniz. Şöyle gözlü varmış. Şu meyveli de çok tatlı, incir resim. Bunlar ne kadar acaba sormadık bile. Şunlar var, bunlara kaktüs de güzel alabilirim. Burası da böyle.